Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 42. sezonun 4. savaşını oynayacağız. Rakibimiz Salty. Bayağı iyi ittifak. İttifak savaşında artık. Evet, savaşımıza başlıyoruz. Size geçen savaş videomda söylediğim gibi arkadaşlar benim Kingpin'imi saldırıya aldırttıracaklar artık. Ve riskli dövüşler verecekler demiştim. Ve işte o beklenen an geldi. Evet, takımım Kingpin olacak. Diğer ikisi sinerji için zaten söylemeye bile gerek yok. Bilimleri banlamışlar, hayaleti banlamışlar. Diğerlerini biliyorsunuz zaten, Kingpin banlanamaz. Evet. Global kardan etkilenmiyoruz ama girelim bakalım. Evet, yolum sağdan başlıyor. Evet, ilk rakibim Void. Normalde Kingpin kullanılmaz Void'da ama burada kullanılır. Evet, çünkü yakma zehir karosu var. Üstüme deli gibi bir şey alacağım. Bir güç barıyla başlayalım. Hızlıca dövmemiz lazım onu. Haydi girelim. Gördüğünüz gibi parçaladı Void'i. Sadece %9 canım gitti. 23 saniyecik sürdü. Evet, önümde bir engel var. Toad'u ben alamam. Kingpin hiç gitmez Toad'u. Onu bekleyeceğiz. Evet, bu dövüşte dışarıdayım arkadaşlar. İlk defa dışarıdayken dublaj yaparak oynuyorum. Normalde yapmadığım bir şey. Ama kısa bir tane dövüş olduğu için yapayım dedim. Bunda mühim değil. Evet, yakma zehir karosu var. Bunda da biliyorsunuz. Güç stoğu da var. Hemen başlayalım buna. Hiçbir şey basmadım yalnız. Keşke bir şey bassaydım. Neyse, bu dövüş çok kısa sürecektir. Ondan. Aynen. Şansa da koskoca kamyon geçti. Ben bunu oynarken. Evet, bitti bile. Dedim çok kısa sürer diye. %2 canım gitti sadece. Evet, bunu da aldık. Önüm kapalı, Baron Zemo benim değil. Evet, şimdi devam ediyoruz. Hala dışarıdayım. Hem de riskli dövüşleri dışarıda oynuyorum ama evde de işim var döndüğümde. Ondan hemen halletmem lazım. Evet. Oh! Güçlendirmenle 85.000'e çıkmış canı, görüyor musunuz? Evet, vücut odaklanması 2 var. Bunda yere kilitlenme var. Ona da dikkat edeceğiz. Bir güç barıyla başlayalım. Yere kilitlenmeyi bizi, yere kilitlenmeden bizi arada kurtarsın diye. Evet, tamamız. Hemen başlayalım. Bloksuz dövüşeceğim neredeyse. İkisine saklayacağım çok bir şeyleri. Balon kalkanaklarımı. Bak, havaya vuruyor ya. Şimdi bir L1 alalım. Üstümüzde bocalama yok. Tamam. İyi, bitti. Valla bile 2'yi yeseniz biliyorsunuz anında knockout Ebony'ye zaten. Evet, devam ediyoruz. Sağdan gitme devam ediyor yolum. Sırada Doom var. Evet, bakalım Doom'un nesi varmış. Conflictor. V1'siz oynasak iyi olur. Tamam. Yani çatışmacı karosu var. Şok ve kanama var. Hemen bitecektir bu da zaten. Bir de zırh kırması var. Ama yaralanmamayı basmamız lazım. Tamamız. Haydi gidelim. Hallediyoruz. Buna L1 attayım hatta, ben daha iyi olur. Ha, ama çoka dikkat etmemiz gerekiyor. Üstümüzde şok kalırsa. Aa, çatışmacı unuttum. O yüzden L2'si de oldu. Bak 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 bak, nasıl L2'yi havaya atıyor. Sen bir akıllanmayacaksın değil mi?
Ay, bloğa vurma meraklısı çıktı bu da. Evet, aurası açık şu an, gücü kilitli. Biraz duralım. Ne yapıyorsun sen? Havaya hala ağır saldırı atıyor ya. Evet, aura açmasın. Durdurulamazın süresine dikkat. Mistik ustalığı ayarlayacak şekilde ayarlayalım durdurulamazın süresini. Ve yaptık, güzel. Evet, bir daha da olacak mistik ustalıktan gücü. İyi ayarladık. Ama kazanıyor güç değil mi? Alalım bir tane daha. Bu da tamam. Gücü kilitli olduğu için şey de basamıyor. Kritik çok az vuruyoruz. Geldim. Çok az kaldı. Çatışmacıyı unutmayalım. Ve bitti. Tamamdır. 1 dakika 28 saniye yaralanmama devam ediyorken hızlıca devam edelim. Sırada Wong Efendi var. Bakalım, 7 yıldızlı blok delmesi var ve bir gözü kapalı. Bir pot basalım. Ay, yanlış. Zaten Zula'da var. Bunları kullanmak zorundayım, yoksa gidecekler. Çabuk çabuk çabuk, yaralanmama gidiyor. Süresi kaç yaralanmamanın? 1 dakika. Bakalım taş adamı yetiştirebilecek miyiz? Evet, bunu da alıkoymalı oynamam gerekecek. Çünkü durdurulamaz olur. Şeyde de. Hop, yakalanıyordum. Güzel, yakaladım ona. Tamam, bir avantaj elde ettik. Şöyle devam. L1 çakalım. Tamam, şunu da şöyle aldık. Tamam, duvarda artık benim zaten. Ve bu da bitti. Hızla devam. Oo, bir enerjim varmış. İyi bakalım. Sırada taş adam var. Kim yaralanmama? Ah, gitti. Şimdi gitti. Neyse, bunda yaralanmamalık bir durum yok. Hızlıca devam edelim. Biri alarmla geçti galiba. Evet, bunu süper yapabiliriz çok şükür. Wong'tan üstümüzü aldığımız dövüş öncesi. Tamam, dövüşler arası yetenek yüzünden güç bastı biraz taş adam efendi. Evet, 13. Burada gücün kilitlenmesi L1 attığımız için iyi oluyor. Az bir şey kaldı. Şimdi tramvay geçiyor. Ula, hep de bunlara denk geliyor ha. Ve bu da tamam. Canımızı da çok güzel arttırıyoruz ha. Evet, tabii daha bitmedi tüm işimiz Kingpin'le. Sadece ortadaki dövüşleri aldık. Devam edeceğiz. Evet, kaldığı zorlu dövüşler. Hadi gidelim. Şimdi onlara doğru gidiyoruz. Artık son dövüşlerimiz. Hala güçlendirmelerimiz de devam ediyor. 6 saatlik basmıştık. Şöyle sol ve ileri. Evet, sırada Mangok var. Hem de 7 yıldız. Rütbe 1. Kingpin kullanacağız. Bakayım şöyle bir. Evet, fazla güç kazanım var ve evrimin boyutu var. Burada L1'ini attırdıktan hemen sonra deli gibi vurmamız gerekecek ona. Gücünü hızlı doldurmasın diye. Çünkü kritik vuramayacağız bir yerden sonra. Tabii ki ben L3 koruması basayım bir tane de, ne olur ne olmaz ilk başta. Keşke L2 koruması olsa. Asıl L2'sini attırmamak lazım bunun. Haydi bakalım. Bastık yaralanmamayı, başlıyoruz. Ve blok delmesi var. Ona da dikkat edeceğiz. Evet, L1 attıktan sonra gücü kilitlendiği için o açıdan iyi mistik ustalıktan faydalanamıyor. Ama evrimin boyutundan ötürü sürekli şey basıyor.
Allah, siper yakalanıyorduk ha. Şimdi özel saldırı tutmam lazım. Bir yandan da ittirelim. Güzel. Çok da duvara geldik. Şöyle bir itelim. El becerisi yaptı. Evrimin boyutu devam ediyor. Deli gibi de saldırı basıyor ya bundan ötürü de. Artık kritik vurmamız yalan zaten. Bay Sinister sinerjisi sağ olsun. Çok güzel kilitliyor gücünü. Bir blok yapayım da. Rage'e girelim. Güzel, son dakika bir tane daha attı. Ve üstümüzden boyun eğdirme kalkıyor. Ondan da mistik ustalıktan faydalanamadı. Gayet iyi. Evet, 2 dakika sürdü. Hazır yaralanmama devam ediyorken gidip girelim. Evet, Karol'u gireceğiz. Yakma zehri ihtiyacımız var çünkü. Bakalım şöyle. Evet, hemen girelim. Korgun belki şeyini süper eteğini bile hiç aldırmam belki. Kingpin nasıl yenileme yapıyor kendisi. Kim? Ha, vallahi aldırmama hiç gerek yok. Geri döndü şey. Güç gildiğini de kaldırıyor. L1 attığı için tabi. Uzandı. Hadi L2 alalım bir tane. Bu da ne tankmış, bir de biz L2 atalım bari. Va, öldürmesin bu yakma bizi. Bir dakika. Hem L1 devam etmem lazım artık, can kritik durumda. Hayda, havaya vurdu. L1'leri dayayayım da. Allah. Az kaldı. Vallahi çok yakındı arkadaşlar. Ama aldık. Tamamdır. Evet, bitti. İyi ki yaralanmama vardı. Yaralanmama olmasa işimiz bitmişti. Ama bitirelim artık videoyu. Savaşı kaybediyoruz maalesef. Ben ölmüş olsaydım da işimiz zordu. Aynen. 3-6 zaten. 3-5 kaybediyorduk. Bu videomun da sonuna gelelim o yüzden böylece. İzlediğiniz için sağ olun. Vallahi çok riskli bir dövüş yaptık. Tabii birazcık L1 atmamamda da belki etkisi vardır bunun. Çok da kaldırma yapmadı. Biraz yavaş dövüşmem gerekirdi. Öyle çok hızlı dövüşünce kaldırmıyor. Çünkü hızlıca yavaş zayıflatıcılar öyle 0.5 saniye beklemek gerekiyor. Ama sorunsuz hallettik en azından. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere.